Ekip 10 numara. Hepsi evet. işinde yıllarını vermiş insanlar. Bu insanlar kebap yaparken tezgah boyları yetmiyordu. 35-40 yıllık ömrünü vermiş insanlar bu insanlar. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tokat'tayım. Biraz sonra içeriye geçip Tokat kebabı yiyeceğim. Tokat kebabını Tokat'ta en güzel yapan yere getirdim sizi. Şehrazat Tokat kebapçısı. Adana'dan geliyorum. 500 kilometre yol geldim bunun için. Bakalım Tokat kebabı nasıl yapılıyor? Sunumu nasıl? Fiyatlar nasıl? Lezzeti nasıl? En önemlisi lezzeti nasıl? Bunları hep beraber içeride görelim. Mücahit şefim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Size de iyi günler. Hayırlı işler diliyorum. Allah razı olsun. Şimdi Tokat kebabını sizin aracınıza tüm Türkiye'ye tanıtacağız efendim. Adana'dan geliyorum. Tokat hoş geldiniz. Hoş öyle bulduk. Mi? Ne güzel. Tokat kebabı yemeden gitmek olmazdı. Tokat'a gelip de Tokat kebabı yemeden gitmek olmaz. Aynen öyle. Sordum. En güzel burası yapıyormuş. Allah razı olsun. Doğru adresteyim. Doğru adrestesiniz kesinlikle. Şimdi ben size Tokat kebabı nasıl yapılır? Neden Tokat kebabı? Neden bir şehrin adını aldı bu yemek? Ve namı neden tüm Türkiye'yi saldı? Şimdi sizin aracını anlatacağız. Merakla bekliyoruz evet. Şefim. Hemen başlayalım. Şimdi Tokat kebabı. Tokat kebabında kullandığımız et nedir? Kuzu eti kullanıyoruz. Tokat kebabında olmazsa olmazımız kuzu etimizdir. Ve kuzunun her bölümü değil, pirzolan ve but dediğimiz bölümü kullanıyoruz. Bu kuzu 14-15 kiloluk süt kuzusu dediğimiz Tokat'ta yaylım olan Niksar bölgesi ve Erbaa bölgesinde yeşilliği olan yaylım kuzularına kullanıyoruz. Tokat kebabımızın olmazsa olmaz bir maddesi kuzu etinden yapıyoruz. Başka hiçbir etten kullanmıyoruz. Kuzu etinde but ve pirzola tarafını kullanıyoruz. Yine yerini kullanmıyoruz. İstanbul Adana'dan geliyoruz biz. Adana'da kuzu etinden başka bir şey yemeyiz biz. Burada biz, da evet kesinlikle Tokat kebabında kuzu etinden yapıyorsunuz. Doğru yapıyorsunuz. Tokat kebabında kuzu eti kullanıyoruz. Kuyruk yağı da var. Şimdi evet. Şimdi en başta birazdan göstereceğim şekilde kuyruk yağı kebabımızın yine olmazsa olmazlarından. Dedik ya neden Tokat kebabı bu ismi? Neden Tokat kebabı? Kullandığımız bütün mahsuller Tokat'ın kendi verimli topraklarına geçen topraklarından. Nedir? Domates, yer domatesi. Yine bu Tokat'ta yetişiyor. Nedir? Biber, acısız Tokat yerli biber dediğimiz. Yine bu Tokat topraklarında yetişiyor. Patlıcanımız. Yine bu Tokat'ta yetişen ürünlerimizdir. Sarımsağımız, Tokat kebabının olmazsa olmazlarından da şifa niyetine yiyebiliriz. Kebap ocağında pişiriyoruz, başına kuyruk yağı takıyoruz, kokun hamur hiçbir şey olmaz, şifa niyetine yiyebilirsiniz. Yine Tokat kebabımızın olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi patates. Bunların hepsini bir lezzetle birleştireceğiz. Buradaki gördüğümüz bütün malzemeler Tokat'a ait. Aynen öyle. Gördüğümüz bütün. O yüzden biz bu yemeği yaz aylarında yapıyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz. Ekim'in sonu gibi sonlandırıyoruz. Bize topraklarımız bize bu mahsulü verdiğimiz sürece kebabı yapıyoruz. Vermediği sürece yapmıyoruz. Ustam şunu duymuştum ben. Bu patlıcan mevsiminde çok güzel oluyormuş Tokat'ta. Aynen kebabı. Öyle. Şu anda biz de Tokat'ta kendi geldik. Topraklarımızda ve tam mevsimindeyiz. Çekirdeksiz, sıfır çekirdek ve en lezzetli lokumu etten daha lezzetli diyebiliriz. Şimdi bir porsiyon Tokat kebabı nasıldır ve nasıl takılıyor? Tabii. Tamam göstereceğiz. Kebabımızın en başına kuyruk yağı olmazsa olmazlarından neden? En üste takıyorsunuz. Neden kuyruk yağı takıyorsunuz? Evet, neden takıyorsunuz şef? Evet, şimdi biz şişimize gösterecek ustamızı anlatacağız şimdi. Bakın, hem et, hem patlıcan, hem patates. Üçünü bir arada takıyoruz. Ve bu yemeğin hazırlama süresi yarım saat sürüyor. Düşünün ki yarım saat sürede hem et hem patlıcan aynı şişte pişiyor. Ve yanma olasılığı sıfır. Neden? Başına taktığımız en baştaki kuyruk yağı. Bu kuyruk yağındaki yağ hepsine akıyor ve lezzeti hepsine veriyor. Ve sonra bu kebap için evet bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Ne var diğer kalan? Tokat kebabı yine olmazsa olmazdı özel ocağı. Evet. Tabii Tokat kebabı tek mahsullerini bulmak yetmiyor. Mesela ocak Adana'ya önemli. Gönderdik. Ne gönderdik? Kuzu eti, domates, patlıcan, biber. Olmadı ki. Evet. Bunun kebabı da önemli. Ocağı da önemli. Bunun ustası da önemliydi. Hadi yapmaya çalıştık. Bu ocak olmazsa bu kebap olmaz. Bak şimdi güçlüyoruz ocakta. Ateşe ne yakın ne uzak bir şekilde. Perit odundan yapıyoruz burada kebabımızı. Ortada şişimiz var. Ve bu kebap kuyruk yağı demiştim ya bakın en başta kuyruk evet, yağı var. Evet. Bu hazne dediğimiz bölümde bu kuyruk yağı birleşiyor. Bak yağ görüyor musunuz? Doğal. Lezzet. Bu kebap ocağı özel bir ocak. Yani bu yağlar boşa gitmiyor değil mi? Tabii kesin. En son göstereceğim kebaba dökerken. Yani bu mahsullerin bulmak yetmiyor bu kebap yapmak için. Ocağı da önemli bu. Hepsi kendine özgü bir şey. O yüzden Tokat kebabını yemek için
Tokat'a gelmek gerek. Bu lezzet 500 kilometre yol değiştiriyor. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tokat kebabı yemeyen kebap yedim demesin. Kesinlikle. Demesin. Bu tam bir lezzet harikası. Dün geldi bu şefim Tokat'a. Evet. Kız kardeşim burada öğretmenlik yapıyor. Evet. Sürekli başının etini yedim. Beni Tokat kebabına götür. En güzel yere götür. O da buraya getirdi. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Tokat'a yıllık örnek veriyorum. 1 milyon yabancı turistimiz giriyorsa misafirimiz. Bunun belki abartı olmasın. 500 bini sadece ve sadece Tokat kebabının lezzetini tatmak için bu şehre geliyorlar. Allah razı olsun. Ben de sizin aracınızla tüm misafirimizi, tüm Türkiye'deki misafirlerimizi buraya bekliyorsunuz. Bu lezzet için Tokat'a ve Şehrazat'a bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Kesinlikle bu kebabı yedikten sonra emin olun biz kebap yememişiz diyecekler. Eminim. Kebabımızın atlama süresi yarım saat sürüyor. Evet. Çıkmış bir kebap daha Ömer Usta. Kebabımızı bir alabilir miyim efendim yüreğin tepsisini? Şimdi size örnek bir tane çekmiş. Kebap ocağın yağını alacağım. Bu kebabımız ortaya porsiyonlu kolatya çekiliyor. Bu kebap 1,350 gram. Şimdi eklemler gösterdim ya kuyruk yağı bu şekilde. Ne kadardı şefim bu? Kaç bu kilo? Bu kebabımız tam 1 kilo 250 gram efendim. 1 kilo 250 yani gram. Yani 5'lik bir Tokat kebabı efendim. Evet. Şimdi o demirler gösterdiğim kuyruk yağından oluşan lezzeti üzerine döküyoruz. Of 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 of. Bu şifa niyetine bunu döküyoruz. Hiçbir zararı yok. Yağlar boşa gitmesin şefim. Kalkmaz kalbi Erdoğan desene kalbiniz açılır. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle bak görüyor musun bunun sosu? Bunu şimdi... Şerbet ya. Şerbet. Aynen öyle efendim. Şifa. Baklavanın şerbeti gibi. Kesinlikle. O yüzden şu lezzet için Tokat'a gelmemi cennet. 1000 kilometre yol değiştirir mi? Değiştirir. Kesinlikle Tokat'ımızın olmaz olmaz özel yemeklerindir. O da evet. Kebabı bir de Tokat kebabını şunu söyleyeyim özellikle. Tüm meslektaşlarımız herkes bu kebabı yapıyor. Ama bu kebabı doğru adreste ve doğru yerde yiyeceksiniz. Orada burası. Eğer doğru adreste ve doğru yerde yemezseniz belki hayal kırıklığı duyabilirsiniz. O yüzden Guinness'e bastırıyorum. Şehrazat'ı tercih ediyoruz. Bu zamana kadar ben kebap yedim demesinler. Ben de hayal kırıklığına uğramamak için buraya geldim. Allah razı olsun. Aynen tavsiyelerine inşallah sizlerin acıda sizler de tavsiye edeceksiniz başkalarına. Tokat'a geldiklerinde Tokat kebabını tanıyacaklar. Ve diyecekler ki biz böyle bir kebap yemedik diyecekler. Namımızı, lezzetimizi başka yerlerde reklamımızı yapacaklar. Kesinlikle. Aslında siz bizim için bir parayı Tokat buluyorsunuz artık. Tokat kebabı evet. Yedikten sonra Tokat kebabının reklamlarını Adana'da anlatacaksınız. Anlatacağım tabii İnşallah. Ki. İnşallah. Beğendikten sonra. Beğeneceğime şüphe yok. İnşallah. Görüntü onu gösteriyor. Evet. Tadacaksınız, lezzet alacaksınız, kalpten anlatacaksınız Tokat kebabı. Şefim kuyruk yağı var, kuzu eti var, kuyruk yağı patlıcan var, kuyruk eti var, patlıcan var, domatesler beğendim, var. İmkansız ustanın yani. Kralı da var. Heh. Ustamız tam 35 yıldır ömrünü kebap ocağında geçmiş birisi. Ekip 10 numara. Hepsi evet. İşinde yıllarını vermiş insanlar. Bu insanlar kebap yaparken tezgah boyları yetmiyordu. 35-40 yıllık ömrünü vermiş insanlar bu insanlar. O yüzden kebabı Duran Usta'nın elinden yiyeceğim. Yiyeceğiz Duran Usta'm inşallah. Duran Usta'm en iyi kebabı yapar. Ömer Usta'm en iyi kebabı çeker. Osman Usta'mla Süleyman Usta'm da en iyi Tokat kebabını takar. Biz bir başarılı bir ekibiz. Evet, herkesin ayrı bir görevi var, işi kesinlikle. Var. Kesinlikle. Kebap hocanın herkes görev dağılımı bu şekilde. Usta'm iyi bir kebap pişirir. Ömer Usta'm güzel bir kebap çekimi yapar sunumu. Ustalarını da çok güzel bir şekilde takar. Ve tüm Türkiye'de burada misafir ediyoruz. Şehrazat Park'a bekliyoruz. Tokat kebabı yemeye. Biz güzel bir şehirdeyiz çünkü böyle güzel verimli topraklar olduğu için böyle bir yemeğe sahibiz. Evet. Taklitlerimizden sakın ha. Samsun'da, Çakal'da menemen yedim. Evet. Domates nereden diye sordum, Tokat'ın dediler. Aynen öyle. O yüzden diyorum biz gerçekten verimli bir topraklara evet. Sahibiz. Bu topraklar bize bir hediyesi bunlar. Kesinlikle doğru ustam, katılıyorum. Biz de şimdi birazdan bu müthiş lezzetin tadına bakacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bizi ben, tercih ettiğiniz için. Ben teşekkür size. Ediyorum. Sizin aracınızla tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Ve Tokat'a Tokat kebabı yemeye Şehrazat Park'a bekliyoruz. Görüşürüz ustam. Ben görüşürüz. Şimdi geçiyorum tadını İnşallah, yapmaya. İnşallah afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler ustam. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Şimdi geldi Tokat kebabının tadına bakmaya. En güzel an. Lezzetin damağımıza buluştuğu an. Bunlar kuzu eti. Yarım kilo. Şu görmüş olduğunuz yarım kiloluk bir Tokat kebabı. Yanında bu şekilde salata ve çiğ köfteyle ikram ediliyor. Ve ekstradan yoğurt çorbası, yoğurt çorbası. İçinde buğday, nohut var. Damağına güveniyorum senin Sertaç. Tabii ki. Tokat'ta gidilebilecek en lezzetli yere götüreceğim seni dedin. Evet. Şehrazat'a geldik. Şehrazat dediğimiz yerde Sivas Tokat tarafında Tokat'a yaklaşık bir 7 kilometre kala bulunan bir restoran. Tokat kebabı gayet meşhurdur. Domatesinden etine kadar, biberine kadar hepsi Tokat'ta kazovası vardır. Çukurova ile beraber tarımın yapıldığı, verimli toprakların olduğu bir yer.
Hepsi Tokat'tan çıkma ürünler. Bakalım beğenecek misiniz? Önce çorbayla başlayalım. Çorbanın tadına bakacağım. İçinde nohut var. Evet. Bulgur var. Nane var. Nane var. Çok güzel. Bunlar çok güzel. Şimdi geldi en güzel zamana. Çorbamızı şöyle alalım. Birkaç yudum aldık çorbamızdan. Evet. Tokat kebabının tadına bakacağız. Buna bakarken böyle patlıcan, et beraber alıyoruz. Beraber alalım. Tamam ben devam. Şöyle. Ekstradan bir biber alıyoruz. Keza şu sarımsaklar vardır. Patates de var içerisinde. Şu sarımsaklarından da alıyoruz. Pişmiş sarımsak. Altında ekmek mi var bunun? Altında ekmek ve kuyruk yağı var. Şimdi bu şekilde yarım kilo. Evet. Yarım kilonun fiyatı 150 lira. Yarım kilo değil, kiloluk satılıyor. Bu yarım, yarım kilo. Yarım kilo ama yarım kilo sipariş veremiyorsunuz. Bir kilo sipariş verebiliyorsunuz. 300 lira. O da 300 lira. Şu önümüzdeki tabak ama yarım kilo. Evet. Şu şekilde domatesini de alıyorsunuz. Aldıktan sonra ben yemeği şöyle öneriyorum. Bakalım eti hemen. Çıkartıyorsunuz. Şu patlıcanı alıp güzel soymanız lazım. Patlıcanın mevsiminde en güzel oluyormuş. Evet. O da mevsimi şu hatta an. Hatta bazı restoranlar kışın tokat kebabı yapmazlar. Evet. Mevsim olsun diye. Zaten en önemli özelliği de zaten bu patlıcanı. Evet. Burada önemli olan şey tüm lezzetleri harmanlamak aslında. Kuzu eti şu. Kemikli zannedersem. Elimle yiyeyim. Hiç uğraşmayayım çatalla. Bakın yağlara bakın. Halis molis kuzu eti. Hatta bunu yemek için belki bir parça ekmek alıp bu ekmeği önce alıp bir güzel şöyle yağına batırıp hemen aynısını yapalım biz de. Yaptıktan sonra önce biraz patlıcanı ekmeğin arasına koyup sonra güzel biberini arasına koyup sonra domatesini koyup en sonunda etini güzel bir şekilde koyup sarımsak da koydum ben. Tabii ki sarımsağını da koyup bu şekilde yerseniz en azından tüm lezzetleri daha güzel bir şekilde almış olursunuz. Biberini de koyayım şöyle. Kolay bu değil mi Sertaç'cığım? Kolay bu. Biraz fazla büyük yaptığım için yemesi zor oluyor. Yemesi zor oluyor ama. Ama olay bu. Tabii yağ akacak. Ayrı ayrı yemek yerine tüm lezzetleri. Yemin ediyorum bu lezzet için 500 km yol gelinir. Evet ve biz de Adana'dan geldik. 500 km yol kat ettik. Özellikle patlıcanın, domatesin, biberin mevsiminde geldiğiniz zaman gerçekten lezzet açısından oldukça iyidir. Bence gerçekten güzel. Valla çok güzel. Tokat'ın en iyi tokat kebabını yapan yer değil mi? Yerlerden tanıyorsun. Yerli insanların söylediği evet. Ben elle yiyorum ama. Yani daha lezzetli yiyeceğim. Elle. Kesinlikle. Salata da çok güzel gözüküyor. Salatası da güzel. Yine burada yetişen yeşillikleri kullanırlar. Her şey Tokat'ta. Bütün yeşillikler, et, patlıcan, sarımsak, biber, domates hepsi Tokat'ta yetişiyor. Hı hı. Artık ellerimizle dalıp yesek mi Özcan evet, abi? Aynen aynen devam devam yiyelim. O yüzden o kamerayı zaman kapatalım ki bizi kötü durumda görmesinler. Sevgili dostlar, Tokat kebabı gerçekten harika. Tokat'a yolumuz düşerse Şehrazat Parkı şiddetle öneriyorum. Gerçekten lezzet efsane. O zaman biz gömmeye devam edelim Sertaç'la. Kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.